Uğraşmayız. Şimdi yardım ederiz ama ya. Ne oldu? Gaza geldin şu an. Mutfak perisi mi oldun başımıza? Ne oldu? Tolga. Yeşil güç. Bir anda sevmeye başladı mutfağı. Çok tatlı yapıyor ama ya. Ya işte şeften öğrenince evet. Yapasın gelmiyor mu? Ah bunu diyecektim. Evet. Şimdi ne aldık? Önlü arkalı marine ettik onu öyle değil mi aynı şekilde? Evet. Tohumların yapışmasını istediğimiz için böyle bir şey yaptık. Şimdi birçok insan diyecek ki ya bu kadar baharat baharat arkadaş bu böyle çok mu şey oldu çok mu aromatik oldu? Hmm. Hayır yani susam olduğu için... Ağırlıkta o kadar da yoğun değil. Bir aroma baktığımız zaman. En baskın olanlar aslında daha az koyduklarımız. Kesinlikle. İşte pul biber gibi, kişniş tohumu gibi. Kesinlikle. Orada gene sizin tabii o baharatları iyi dengelemeniz önemli. Yani orada seçim size kalmış ama bu denge mesela bu tarifte iyi. Evet şimdi denenmiş. Bu yavaş yavaş fırına gidiyor efendim. 180 derecede bir 20 dakika sonra bir bakacağız. Aslında zaten balık böyle pişiyor. Somon balığı biraz daha fazla belki ama ben bunu somon balığına da mı çok yakıştırdım şu an? Tabii. Ben balık sever misin? Balık olmasa da yaşarım. Ha öyle mi? Ha, olursa da yerim yani. İzmirli miydik? Evet. Ooo nüfustan çıkaracak da öyle şey mi olur? Evet ya sen nasıl sevmezsin? Ben o kadar sevmem mesela. Ay sen ne biçim İzmirlisin? İzmirliler kızmasın şimdi sana burada. Yok ben sevmiyorum. Allah Allah. Dur senin sevdiğin şeyleri ben bulurum biraz daha sonra. Sen merak etme. Tabii. Şimdi onlar ne yapılacak? Mesela kalanları değerlendirebilir miyiz o? Başka bir şeyle. Eğer bir çiğ protein dokunduruyorsak bunu tekrar kullanma şansımız yok. Yok. Ben biraz bol şeye kullandım ama. Niye kullandık diye. Evet. Mesela çiğ tavuk, çiğ et. Orada bakteri üretir. Aynen. Ama ne yaparız? Mesela bir eşlikçi pişecek bir ürün vardır bunun yanında. Onun içinde kullanabiliriz. Mesela pilav pişiriyoruzdur. Bunu pilavın üzerinde pişeceği için şey yapabiliriz. Ama öyle olabilir. Tabii yani şey olmaması gerekiyor. Şu anda orada bir çiğ protein değdiği için orada kısa bir süre içerisinde bakteri oluşumu başlar. Bu bizim için bir risk. Aynen. O yüzden ya doğru miktarda kullanacağız ya da göndereceğiz. Efendim o zaman bir püre tarifimiz var. Püreye geçelim. Var. Nasıl püre yapacağız? Püremiz yeşil taze baharatlar aynı zamanda da yeşil sebzeleri barındıran böyle çok da normal püreye göre daha zengin tadı sahip otlu bir püre olacak. Hadi bakalım. O zaman günün püre tarifi gelsin. Güzel bir püre tarifimiz var. Önce malzeme listesi. Otlu patates püresi için malzemeler. 4 adet patates, 3 yemek kaşığı tereyağı, 200 gram pazı, yarım pırasa, 2 dal taze sarımsak, 1 dal taze soğan, 50 ml süt, 1 su bardağı krema, karabiber ve tuz. Şimdi güzel bir otlu patates püresi yapacağız ama bu ana kadar yaptıklarımızı şöyle hızlıca bir hatırlatalım. Çorbamız yerelmez. Çorbası şefim pişiyor. Pişiyor çok az daha. Devam ediyor. Kaldı. Tatlımız zaten hazır. Tatlımız hazır. Dolapta dinleniyor. Burada kadayıfını yaptık. Hı-hı. Kadayıfımız hazır. Bir tek bir beyaz çikolata ganaj yapacağız. Onu son anda yapıp koyacağız. Bekliyorum onu. Fırında hindimiz var. Hindimiz pişiyor. Şimdi bir püre yapacağız. Püremizde de daha önce de haşlamaya başladığımız kabuksuz patateslerimiz var. Taze otlu derken anlamamak gerekiyor bu reçete için. İşte nane, maydanoz, dereotu değil. Aslında yeşil gerçekten sebzeler. Gerçekten otlarla. Hı-hı. Evet, pazımız var, taze soğanımız var, pırasa var ve taze sarımsak var. Krema, süt ve tereyağımız var. Çok güzel tarif, bunlar sevdim. Da güzel, eğlenceli böyle bir dolu dolu bir püre tarifi yapıyor olacağız. Bu noktada da yardımınıza ihtiyacım tabii, tabii ki olacak. Ben püreyi yazarım. Aa dur. Çok önce geçin. Pazıdan başlayacaksın. Pazıdan başlıyoruz. Ne yapacağız pazıyı? Pazıyı yolacağız. Ya pazıyı yolacağız. Neden yolacağız? Çünkü orta kısmı çok lifli olduğu için orta kısmını kullanmamamız gerekiyor. Şu şekilde çekerek alabilirsiniz. Ha, bu yani bunu amaç bıçak değdirmeden onu oradan çıkarmak mı? Çünkü bıçakla siz çalışıyor olacaksınız. O yüzden beyefendi bunu yapıyoruz. Bunun tabii. Sebebi varmış. Ben veririm şu an ne olacak? Her şey planlı. Büyük yemeğe basıldı. Ben ne yapayım? Dıdın dıdın. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu ortadan şöyle bölüyoruz. Ben de yapardım. Tamam. Bir daha bölelim. Evet. Ondan sonra da... Kıyacağız. Hatırlıyor muyuz nasıl evet, pişiyorduk? Evet, tabii tamam. Ki bu işler çok yani şefim benden sorulur. Kıyacağız çünkü şefim bıçağı çok güzel. Şöyle yapıyorum. Tamam bir dakika. Şunu çıkartayım. Yapıyor musun? Başladın mı? Başladım tabii. Ben de başlıyorum tamam. Ya bunun için pazı gerekiyor. O yüzden bana verdi. Bu pazıyı daha yoluyor muyum? İncecik mi yapıyoruz şefim bunu? Bu kadar. Öğretmenim önce ben soru sordum bir dakika. Ha, pardon. Evet. yok tamam sen söyle. Böyle mi? Böyle. Şöyle. Biraz tabii bir kere daha göstereyim mi? Bıçak keskin olduğu için korkuyorum. Ha, evet ya. Senin gibi kaldırmadan yapmak istiyorum.
Ama kalkıyor. Böyle yapsam. Bir göstereyim mi? Evet. Şimdi. Senin gibi kaldırmadan tak tak yapmak istiyorum. Çok zor. Tamam. Yaptın evet, bir şey diyor ya. Evet, yaptı bir görsün. Hikaye şu. Bıçağın ucu hiçbir zaman kalkmıyor ve böyle bir lokomotif hareketi yapıyor. Yaptığımız şey şu. Bıçağı böyle bir kedi yavrusunu tutar gibi ensesinden sen kaldırıyoruz. Sen de kedi olduğu için şu şekilde tutuyoruz. Hikaye şu. Evet. Burada da... Bu da kedi mi? Bu da kedinin pençesi, patisi. Evet. Patiyi yatırdık. Şu iki parmağı arkaya kıvırdık korumak için. Üç parmak kaldı. Üç mü? Üç parmağı evet. Birleştirdik. İleri doğru ittik. Ama ne kadar ittik? Bıçağın yanıyla 90 derece oluşturacak kadar ittik. Yani şöyle oturtmuyoruz, şöyle havada duruyor. Havada. Böyle olduğu zaman bakın, hiçbir şekilde kendimi yaralama şansım yok. Çünkü bütün parmak uçlarını... Çünkü koptu içinde. Koptu içinde yok. Alta doğru saklamış vaziyetteyim. Öyle olduğu zaman şu iki parmak arkaya atmıştım ya, onlar zaten ürünü tutuyorlar. Bunlar da böyle duruyor. Çok ateş. Şöyle. Tamamen pratikle ilgili bir şey bence ya. Tabii evet ki. Ya sen ilk başladığında böyle yapmıyordun şimdi. Ya bizi işte birkaç saat sonra yapmaya başlamıştım. Bizim birkaç zamanımız daha var. Bir dakika deniyorum şimdi tekrar. Şöyle miydi? Pençelerimi koydum. Evet. Bunu böyle yaptım. Arka şöyle. Onlar arkaya. Bir şey diyeceğim. Bunlar niye ayrılmıyor? Böyle mi? Böyle mi? Bakalım. Ya bildiğimi de unuttum şefim ben. Bu niye böyle olmuyor? Bu nasıl olacak? Böyle. Bu ilerlemeyi falan. Bu ilerleme. Birazdan başlayacağız. Bir dakika bu üçü böyle. Kıralım şöyle. Şöyle. Tamam. Tamam. Süper. Tamam. Şöyle. Hı-hı. Evet tamam. İttik ileri. İleri. Bir dakika. Şunu İttik. Şey yapmıyorum. Evet. İttik. İttik. Tik 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 geri hoppa. Ha öyle. Süper. Öğrendim. Harika ya. Evet tamam. Ben bildiğim gibi doğruymuş efendim ya. Sen boş ver şimdi onu da. Nasıl gidiyor Tolga? Hangisi? Puzzle şeyler. Puzzle'lar evet. Vallahi şu an umarım beceriyorumdur. Süper. Yani daha da parçalamak istiyorum ama. Tabii tabii şey yapabiliriz. Elimizde öyle mi? Ne kadar küçülecek onlar? Biraz büyük geldi çünkü bunlar. Bence şöyle yapayım mı şöyle? Süper. Biraz daha. Harika. Bir daha. Şefin pırasa soğan gillerden değil mi? Evet. Öyle mi? Ve çok güzel şekerli bir tada sahip. Normal soğandan daha yumuşak bir tada sahip. Salatalarda kullanılır mı taze soğan gibi? Salatalarda kullanılır ama ben daha ziyade böyle yumuşak tada sahip ürünler yaparken kullanmayı tercih ediyorum. Mesela bu gün ne yaptık? Yer elması çorbası yaptık. Aslında yer elması çorbasını soğan yerine bununla da yapabilirdik. Ha öyle. Ya olabilir. Da mesela deniz ürünleri çok narin tada sahip yiyecekler ya. Deniz ürünü böyle soğanlı muamele yapıyorsak aslında pırasa daha güzel bir alternatif olabilir. Peki şimdi soğanı da ekleyelim içine. Taze soğanı şey koymak istiyorum. Orada taze sarımsak da var. Taze sarımsağı yapabiliriz. Taze sarımsağı da ekleyeyim o zaman. Evet. Oo bayağı iyisin ya. Soğuk açtın kendini. Bunu da ya. Bu ne ki? Bunu da böyle küçük küçük yapacağım değil mi? Lütfen. Bir parça zeytinyağımızı ekliyoruz. Tamam artık öğrendim. Vay. Ne kadar hızlandı. Evet, evet ya sorun pırasadaymış bende değil. Çünkü taze sarımsağı çok güzel yapıyorum. Evet. Sanırım biraz daha kalın ya pırasa. Tabii ondandır. Onu böyle kaldırıp indirmek daha zor oluyor. Şefim nasıl çalıştırıyor bizi bak görüyor musun? Annen yap dese yapmazsın evde. Buna bir parça tuz ve karabiber koyacağım. Pırasaya değil mi? Evet. Şunları biraz daha küçülteyim. Biz bunu hindiye mi dahil edeceğiz? Nasıl? Hindiye mi dahil olacak? Hayır, hindi değil bu patates püresi için. Patates püresi için. Yani püre hindiye evet. mi dahil olacak sonra? Evet. Yani yanına servis gibi düşün, başka bir yemek aslında. Evet. Alalım mı? Daha geç mi? Ekleyebiliriz. Onu da ekleyelim. Şöyle yapalım o zaman. Ben bu arada yavaş yavaş hindiyi alacağım ve dinlendirmeye alacağım. Öyle mi? Evet. Pişti o zaman. Çabuk pişti hindi. Güzel. Ama her zaman şunu unutmayalım. Etlerin piştiği zaman dinlenmesi gerekiyor. Ha, pişen et hep dinlenecek mi? Evet. Eğer siz fırından çıkartıp direkt bıçağa vurursanız bütün suyunu dışarı atıyorsunuz. Aa o yanlış bir şey o zaman. Yanlış bir şey. Ha. Etin dinlenmesi lazım. Çünkü et pişerken dışarıdan gördüğü ısıda iç suları ortaya toplanıyor ve öyle şey yapıyor. Savunmaya geçiyor sanki havayı görünce. Sanki bıçağı vurduğunuz anda onun hepsini kaybediyorsunuz. Ama eğer beklerseniz o ortaya toplanmış olan sular yavaş yavaş eti tekrar eşit şekilde dağılıyor. En azından bir 4-5 dakika beklerse o kadar yeterli. O zaman çok daha doğru bir et tüketiyor oluyorsunuz.
Maaşları bu arada konuşuyor. Şefim etler şey var ya, etçi de atıyorum. Evet. Onlar dinlenmeden mi geliyor? Dinlenip geliyor genel itibariyle. Hmm. Ama eğer baktığınız... O an pişiyor ama. O an pişiyor ama şöyle düşün. Pişti, pas dediğimiz tabaklama alanına geldi. Zile bastılar, garson geldi, getirdi, önünüze koydu, tabağı anlattı. Oo, sizin... dakikalar geçti. Hmm, dinlenmiş oldu yani. Tabii, bir 4 dakika rahat geçiyor. Ha öyle mi? Tolga, tamam. Bu ne Tolga? Bunu, süs bu. Süs o. Şefim yapmış mı güzel? Aralar şuraları iyi. Eklentiler var. Yani biz gene kontrolü şey yapalım. Ben, tamam. Bence bayağı iyi. Ben şimdi hindimi çıkartıp dinlenmeye alıyorum. Tamam. Bakalım nasıl pişmiş. Zaten rengini anlayamıyoruz çünkü kaplaması var. Tamamen kaplı olduğu için şu anda anlama fırsatımız yok. Evet. Şu an ekmek gibi duruyor. Değil mi? Şu an böyle ekmek gibi, böyle tahıllı ekmek gibi. Evet, evet. Bizde tabii profesyoneller ne yapıyorlar? Derece burada. Ay. Hissiyatla anlıyoruz. Peki şeyi nasıl bileceğiz? Şimdi biz bunu bütün pişirdik ya şefim. Evet. İçinin iyi pişip pişmediğini nasıl anlarız? İki opsiyonunuz var. Bir tanesi bir derece almak. Çok sağlıklı bir durum. Dereceyi paralel bir şekilde içine sokup derece altına bakmak. Kümes hayvanlarında bir 75'i görmemiz gerekiyor. O yüzden onu gördüğünüz noktada işiniz tamamdır. Ben şu anda fırından çıkardım. Belirli bir süre daha, bir 3-4 derece daha yukarı çıkacak. Ondan sonra düşmeye başlayacak. Düşmeye başlayacak. O yüzden şu anda bakarsam 72 derecelerde ise her şey yolundadır. Yolunda demektir. Evet. Aslında evlerde de şu dereceleri kullanabiliriz iyi et pişirmek için, değil mi? Her zaman lazım ya. Çok alışık değiliz ama. Bunları da doğrayalım mı bu arada? Doğrayalım şefim. Ben bunları da... Çalış biraz. Evet abi. Bunları da ekliyorum. İzmir'in sevdiğin yemekleri neler? Ot da mı sevmiyorsun? Ot seviyorum ama mesela dereotunu seviyorum, semizotunu sevmiyorum gibi. Ha öyle şeylerim var. Yediklerim var. Ben çok yemek seçiyorum ya. İyi zorsun ha biliyor musun? Hmm. Onu bana et olsun da her şeyi yerim ben. Etçilerden et. Sısa. Ha o pazılar da pişecek yani. Tabii onlar da pişiyor. Dur ben nasıl püreyle buluşacak onu hala tam çözemedim. Yani içine parça parça otları yiyeceğiz o zaman değil mi? Tabii yiyeceğiz. Şunu son birkaç parçayı da alalım. Birazdan buna sütümüzü, kremamızı ve tereyağımızı ekleyeceğiz. Daha sonra patatesi ekleyip patatesleri ezmeye başlayacağız. Patatesi otların içineyken ezeceğiz otlarla birlikte. Evet. O yüzden bir parçalı olması çok da problem değil. Değil anladım. Zaten biraz ezilecektir onlar da eziciyle. Oh şöyle şey dokunuşları. O ne zaman pişer? Hemen pişer gibi geliyor. Tabii tabii çok bir şey yok. Yani bunu haşlanmış patates olduğu için elimizde aldık. Önceden haşlattık tabii süreyi hızlandırmak için. Sadece patates püresi yaparken evde yaptığımız genel tatlı minnoş hatalardan değil. Biz patatesi pişiririz, soyarız, soğuturuz. Ondan sonra püre haline çevirmeye çalışırız. Ama doğru püre için sıcakken çalışmak daha ben böyle yapıyorum. Senin gibi soyup, haşlayıp, suyunu süzüp direkt üstüne devam ediyorum sıcakken. Harika. O zaman daha ipeksi, daha yumuşak, güzel bir kıvam oluyor. Ondan valla hiç bilmeden yapıyordum bunu. Evet, evet. Analık içten geliyor şefim. İç bilgilerimle yapıyorum ben o patatesi. Analık ve püre yapımı. Analık işte ben bir yerden sonra her şeyi analığa bağlıyorum çünkü. Tabii. Anneler hep iç bilgileriyle hareket ettikleri için. Sütü de alabilirim. Tabii. Evet. Direkt koyabilirsin. Yok, lütfen. Elden ele süt. Hem krema hem süt kullanıyoruz. Neden? Sadece krema kullandığımızda bana çok ağır geliyor. Onu dengelemek için dengeliyoruz. Yani sadece sütle de yapabiliriz ama krema daha bir şey kıvamlı ve doğru noktaya getiriyor. Tamamen seçim yani. Şefim bir şey soracağım. Lütfen. Şimdi mesela biz kremalı tavuk falan yapıyoruz ya evde. Yani kremalı makarna yapabiliyorum. Güzel, süper. Güzel, başarılı. Ona da mı süt koymalıyız? Yok, krema yeterli ama şu var. O da ağır geliyor mesela. Kremayı çok çektirmeden almak gerekiyor. Yani hep şey hesabını yapıyoruz biz. Tabakta gördüğümüz kıvama gelmesini bekliyoruz ama aslında bizim krema tabağa koyarken çekiyor. Daha gevşek olması lazım. Daha likit olması lazım ki biz yerken çok fazla çamurlaşmasın, katılaşmasın. O yüzden donuyor, katılaşıyor. Evet evet. Hemen, yani hemen. Krema şeyi çok aslında kremayı koyduktan sonra böyle bir 10 saniye sonra almak lazım. O kadar. Böyle inanılmaz kaynamaması etmemesi gerekiyor. Evet. O yüzden sonra sofraya getirdiğinde o makarnaya zaman gelene kadar böyle bir donuyor, katılaşıyor. Evet, evet. Yani bizim ihtiyacımız olan şey şu anda bu öyle değil biliyorum ama aslında gelmiş gibi bir şey. Böyle tatlı
kaşığı kaplayacak nappe diyoruz biz buna. Bu kıvama nappe gelmesi yeterli. Nappe. Bunu da öğrendik. Nappe mi? Nappe 5 falan. Nappe. Değişik bir terim daha. Evet. Evet, hepiniz güldünüz buna da. Nappe 5 şakasına. Şimdi bunları kaba alalım bence. Kap. Çünkü burada ezersek tavamızı zedelemeyelim. Bunu artık pişme süreci bitti galiba aşağı yukarı, değil mi? Çok az kaldı. Ben bu arada patatesimi süzüyorum. Tamam. Çorbamız da bir yandan oluyor. Ona da şöyle bakayım. Çorba tamamdır. Kapatayım mı altını? Kapatabiliriz. Birazdan ben onu süzeceğim. Süzeceğim diyorum. Makineden çekeceğim ve bitireceğim. Evet. Alabiliyor musun koku? Koku çok alamıyorum ama bir şeyler geliyor. Şu an tıkalı olduğum için. Koklamak değil, biz ekin o zaman. Merak ettim ya. Sen alırsın. Yer elmasının kokusu geliyor mu? Bak bakalım. Ay muhteşem kokuyor ya şefim. Değişti vallahi değil mi bütün mevzu? Şimdi vallahi soğan geliyor mu, yer elması mı geliyor? Şu an tamamen yer elmasının kokusu geliyor. Ben de böyle yapıyorum. Limonlu patates püresi de çok güzel oluyor şefim. Çok seviyorum. Annem yapıyor. Limon kabuğu mu kullanıyor? Ne kullandığına bakmadım ama limon ve soğuk soğuk yemeyi seviyorum ben onu. Şefim siz limon değiliz olduğu zaman. Tabii şefim. Evet, bugün aa, ayağım yerden kaydıracak. Yerden değil ya, bugün ayağımı kaydıracak. Eziyorsun. Bakın ayağım yerden. Konuğum. Evet. Bugün konuğum ben miyim? Tabii ki. Evet, ez neler bakalım yapıyorsun? Anlat bakalım. Valla ne yapalım? İşte tiyatro başlıyor. Evet, başlıyor inşallah. Güzel, tiyatro yap, zinde tutar. Değil mi? Oyunculuğu unutmazsın. Evet, doğru. Valla küflenmezsin. Hala baştan keşfediyorum gibi oha oluyor şu an. Gerçekten tabii öyle. Tabii, çünkü tabii, biz bir komedi ya oynuyoruz. Drama oynayan birisi için komedi. Ha. Evet, ama hiç arada soru sormuyoruz. Hiç komedi yapmadım daha önce. Yapmadım ya. Ben hep tiyatroda yaptım. Hep ağır abi rolleri geliyordu televizyonda ya. Değil mi? Ne öyle? Televizyonda bir şey yapışıyor musun bize? Artık yapıştırmayacağız. Farklı roller oynuyoruz Tolga'yla. Şu an iyi gidiyorsun Tolga. Bayağı. Patatesin sıcak olmasının avantajı var. Ha, öyle dağılır mı? Tabii, daha özellikle iyi. Erkek konuk tercih ettik bu bölüm ki kas gücüne faydalanın diye. Yeter herhalde. Aa, buluşturuyoruz. Şimdi bunu neyle karıştıracağız? Bunu mu? Biraz daha onunla ezmeye çalışalım. Ezelim mi? Ha, şunları var kenara alsak da tahtada esek olur mu? Olur. Seyircilerimiz de rahat görsün. Evet. Şimdi ekeyim mi? Birazdan. Tolga onu şöyle alsana. Evet. Şurada ezmeye devam edelim. Hem seyircilerimiz de rahat görsünler. Evet. Böyle böyle, o zaman o içine çekecek. Ekstra evet kaynatmıyoruz bir daha tencerede. Yok, kaynatmamıza gerek yok. Baktık çok gevşek oldu. O zaman tabii ki bir tavaya alıp tekrar böyle birazcık daha katılaşmasını sağlarız. Ama bu birazdan toparlayacaktır. Henüz tereyağını da koymadık. Onu da muhtemelen gene en son koyacağız. Şimdi eklemeye başlayabiliriz. Ne kadar koyalım? Yarısını ekleyeceğiz. Bu fazla tabii. Tereyağı sağlıklı değil mi? Tereyağı güzel bir şey. Çok güzel bir şey değil mi tereyağı? Evet, çok ben sağlıklı çok bir şey seviyorum yani. Şimdi en son koyduk. Muhtemelen hem parlaklığını versin diye şefim, değil mi? Evet. Hem de tutsun diye. Bunda yumurta yok değil mi? Yok. Biraz daha mı güç kuvvet göstersen acaba? Bilemedim. Ha? Şey olur mu acaba diye. Şöyle. Bununla devam edelim. Şöyle. Çünkü kenarlarda çok fazla şey. O zaman şunu alıyorum şefim. Tamam. Ama Tolga zorlanacak. Şimdi artık bir de otlar devreye girdi ya. Evet. Tutuyor. Şunu alalım. Bulaşıkları sana bırakacağız Tolga. Bu patlıcan mı ya? Evet. Gerçek patlıcan. Bir gün patlıcan musakka yaparsanız beni çağırır mısınız? En seviyor musun? Evet. Ay yavrum. Keşke bunu onunla yapsaydık. Ay bilseydik yapardık ya. Ne yapardık? Şu an aklıma geldi ama ya. Bekar erkek konuklarımızın sevdiği yemekleri yapmak lazım aslında çağırdığımızda, değil mi? Evet ya. Özlüyor musun böyle annenin yemeklerini falan? Tabii bazen özlüyor insan ya. Özlemez mi? Ben İzmir'e gitsem ilk boyoz yerim hemen. Hiç vakit kaybetmeden. Boyoz güzel bir şey. Boyoz çok güzel şefin ya, değil mi? Ama onu hemen ılık ılık yemek lazım. Soyunca çok hoş olmuyor. Boyoz ve yumurta. Yani evet, haşlanmış yumurta değil mi? Arabalarda. Evet. Bir de kumrunun da sayaslısını seviyorum. Sayaslı yengen diyorlar. Sayaslı yengen. Evet, değil mi? Sayaslı nasıl oluyor? Sayaslı o krem peyniri var ya, evet, eritme gibi üçgen peynir klasik. Ona sayaslı diyorlar orada. Sayas. Hatta sayas. Sayaslı değil sayas mi? Ha, yani. Sayas. Koku güzeldir. Ben yine burnum tıkalı olduğu için koku da kötüyüm şu an ama biraz güzel tadına abi bakmadım ama hadi de tuz kaldırıyor. Kokusu almadığım için tuzunun az olduğunu tahmin edebiliyorum. Sen artık onu kokuyla da anlıyorsundur muhtemelen. Böyle bir miras olduğu için kocaman şöyle estağfurullah oradan alabiliyorum. Evet, püremiz hazır. Hazır. Onu biraz dinlenmeye bırakalım. Onu dinlenmeye bırakalım. Biz ben de bu arada bunu makineyle çekiyor olacağım. Tamam. Ondan sonrasında da yavaş yavaş size bir sürprizim daha var. Bir tatlı, güzel, çok sevdiğim, evde de çok tükettiğim tatlı bir mı
tatlı güzel tarifim var ama tatlı değil, bir salata. Salata. Çiğ brokoli salatası yapacağım. Öyle mi?